happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Ne mutlu seni doğuran, seni emziren anneye. Asıl Tanrı'nın sözünü duyup ona itaat edenlere ne mutlu. Yahya'nın öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret lütfen. Şöyle dua edin. Gökteki babamız adın kutsal olsun. Egemenliğin gelsin. Gökteki gibi yerde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Bizi zor tecrübelerden geçirme. Bizi kötülükten kurtar. Kutsal yazılarda Tanrı, Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olmak üzere geleceğini söyler. İsa'nın hayatı, peygamberlerin bahsettiği kişinin o olduğunu kanıtlar. Yeşaya, Bakire'nin gebe kalıp bir oğul doğuracağını söylemişti. Yüzyıllar sonra İsa'nın doğumuyla bu peygamberlik gerçekleşti. Kutsal yazılar doğacak kutsal olanın Tanrı'nın oğlu olacağını söyler. Bu, İsa'nın fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu olacağı anlamına gelir. Bunu onun hayatında görüyoruz. İnsanları hastalıklarından iyileştirdi, günahlarını bağışladı, onları tekrar Tanrı'ya yöneltti. Tanrı'nın sonsuz krallığında onlara bir yer vaat etti. Günahın kurbanı olarak onların yerine kendini sundu ve ölümü yenerek dirildi. İsa, "Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm," dedi. İsa'nın hayatı yalnızca peygamberlerin söylediklerinin gerçekleşmesini sağlamadı. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsal sözünün gerçekliğini doğruladı. Peygamberler, "Tanrı'nın sözü kusursuzdur. Sözün, ey Rab, sonsuzdur," der. İsa'nın kendisi de, "Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak," dedi. İsa, hayatı tüm doluluğuyla bize vermek için geldi.
Ama insan Adem bahçesinde Tanrı'ya itaat etmeyince kendi yolu ve davranışları onu yaratıcısından ayırdı. Kutsal yazılar herkesin günah işlediğini ve günahın ücretinin ölüm olduğunu söyler. Bu ruhsal bir ölüm anlamına gelir. Yani Tanrı'dan ebedi bir ayrılık. Ama Tanrı İbrahim'in oğlunun ölmesi yerine bir koç gönderdiği gibi bizim yerimize ölmesi için de Mesih İsa'yı gönderdi. İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi Tanrı ile kendisine güvenen herkesle ilişkisini düzeltti. Şimdi İsa'yı izleyenlerin yalnızca günahları bağışlanmıyor. Aynı zamanda Tanrı'nın ebedi yargısından kurtuluyorlar. Cennette sonsuza dek Tanrı ile yaşayacaklarından eminler. İsa bugün herkese suçluluktan ve günahın etkisinden özgürlük ve sonsuz yaşam sunmaktadır. Bu din kurallarına göre yaşamak değildir. Ama kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim diyen İsa'yı izleme imanına sahip olmayı seçmektir. Bu Tanrı'ya dönmek ve İsa'nın hayatımıza girip günahlarımızı bağışlamasına ve bizi olmamızı istediği kişi yapmasına güvenmek demektir. Zihinsel olarak söylediklerine katılmak ya da duygusal bir deneyim yaşamak yeterli değildir. Lütuf ve iman aracılığıyla onu kabul ediyoruz, irademizin bir eylemi olarak. İnsanlar Mesih İsa'nın izleyicisi olmaya hazır olduğunda ona basit bir dua ile seslenebilirler. Belki de Tanrı'ya hayatını açmaya şimdi hazırsın. Öyleyse şimdi edeceğimiz duaya sessizce yürekten katılabilirsin. Rab İsa, sana muhtacım. Günahlarım uğruna çarmıhta öldüğün için teşekkür ederim. Günahlarımı itiraf ediyorum ve onlardan tövbe ediyorum. Hayatımın kapısını açıyorum ve seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışladığın ve bana sonsuz yaşam verdiğin için teşekkür ederim. Seni izleyen biri olarak beni olmamı istediğin kişi yap. Amin. İsa onu izleyenler için, koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler dedi. İsa'yı izleyenler, vaat ettiği bol yaşama sahip olabilmek için duayla her gün ona seslenir. Onun sözünü okur ve itaat ederler. Başkalarıyla onun hakkında konuşur ve onu sevip izleyenlerle sık sık bir araya gelirler. Onun harika vaadini hatırlayın. Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verildi. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.